Önce Ali, Ekrem Dümer'in fotoğrafını bulmanı rica ediyorum. Çünkü Yalçın Dümer tamam bir dönemin çok tartışılan ismiydi. Şu anda daha dingin bir hayat sürüyor. Tabii aktörlük unutulmaz ama Yalçın Dümer'le ilgili birkaç cümle bulacağım. Ama önce Ekrem Dümer'in de fotoğrafını bulsun. Ali, benim de televizyonlarda çok yoğun çalıştığım dönemde, o zaman ben perde arkasında tabii çalışıyordum. Ben de sabah şekerleri vesaire programları yapıyordum. Yalçın Dümer o dönemlerde özellikle Türkiye'de çok sesli televizyonculuk diye uydurulan o dönemlerde hem çok önemli bir televizyon figürüydü hem önemli bir aktördü. O dönem aynı anda yaşıyordu. Tabii aktörlük devam ediyor. Aynı zamanda çok yakışıklı olduğu için kadınların gözdesi bir isim olarak da vardı. Galatasaraylıydı, ben Fenerbahçeliyim. Aynen de Galatasaray tabii. Ve aynı zamanda da aktörlük ve sanatçılık bağlamında dünyanın farklı ülkelerinden de eğitim almış bir isimdi. Ama kimin oğluydu? İşte Türk şeyin Türk sinemasının büyük oyuncularından Ekrem Dümer'in oğlu. Hepiniz biliyorsunuz Ekrem Dümer'i. Mütevazı oyunculuğuyla sanki onlar o filmlerde yokmuş gibi hissedilir ama onlar kaldırıldığı anda da o filmler çöker. Onun oğlu. Dolayısıyla hemen bu anmayı yapmamız lazım. Neden? Şundan. Çünkü eğer hakkaniyetli bir şekilde davranmamız gerekirse Türkiye'nin sanat dünyası bu insanların çektiği çilelerle onların sırtında büyüdü. Sabah Dandirik'ten bir film seyrediyordum. O filmde Kadir Savun'u gördüm. Ne büyük bir oyuncu. Yani bugün Kadir Savun kimdir diye sorsanız insanların pek çoğu bilmez. Bugün hala eski Türk filmleri seyrediliyor. Ekrem Dümer'in adını bile bilmezler ama simasını çok iyi bilirler. Ya aa falan der. İşte bu beyefendinin, bu önemli aktörün, hayatımızda lezzet katan aktörün oğlu ve babasının şöhretini çok aşmış olan ama elbette ki babalar her zaman usta, oğlu Yalçın Dümer'i yayına alıyoruz. Selam, merhaba. Sevgili Enver, merhaba. Bugün Merhaba Yalçın. kelimelerin duygu yüklü konuşman beni hakikaten programın başından itibaren izliyorum, dinliyorum o güzel kelimelerini, doğru tespitlerini. Bugüne kadar olan çizgini ben zaten yani inan telepati yapalım. Ben ilk çıktığın günden beri seni takip eden, fikirlerine hayran olan, körler sağırlar birbirlerini ağırlar değil. İnan bunu yürekten ve içten bir şekilde söylüyorum. Çok beğendiğim, çok takdir ettiğim bir elin parmağını geçmez. O isimleri de sayacağım. Yılmaz Özdil, Fatih abi çünkü Galatasaraylı'da abilik vardır. O benden bir yaş büyük. Fatih Altaylı, sen, bir de Levent Gültekin benim favorilerim. İyi ki Peki, varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. arkadaşlarımızı da almış olduk. Bir şey rica edeceğim. Hafif sola yanaşır mısın lütfen? Tabii. Ortalıyım tamam. Evet, sen Başbakanımız biraz fazla sinemacısın. galiba. Yok, şu anda iyi. Sen sinemacısın, benden iyi bilirsin ama biz de bu dünyayı Estağfurullah. öğreniyoruz. Sevgili Yalçın, şimdi bu önemli bir şey yaşıyoruz. Sen bir sanatçı ailesinin çocuğusun ve Yeşilçam'ın içine doğdun. Ama benim Evet. anladığım kadarıyla bunun hayatına yakından bakarken bu arada bir ses geliyor takır Evet, o maalesef benden değil. Ben değil programı mi? izlerken de geliyordu. Sevgili Ha abiyle tamam. konuştuk ama şimdi yani benden değil. Ben Peki. oturumdayım ve şu anda setteyim. O yüzden benden değil. Tamam. Baktım. Kontrol ettim. Şöyle bir şey var. Yeşilçam'ın içine doğdun ve sanatçı ailesi olarak olan bir hayatın içinde oldun. Fakat bildiğim kadarıyla sen oradan tatmin olmak yerine akademik bir süreci de hayal ettin. Ona da emek verdin. Dolayısıyla ama bütün bunlar olurken aniden büyük bir şöhret geldi. O duygu nasıl, o an nasıl oldu? Yolculuğum aslında şehir tiyatrosunda başladı. Orada yardımcı oyuncu sınavını kazandım. Fakat babam hiç istemedi. Hatta benimle bir sene konuşmadı rahmetli. Dediğim gibi yayın gitti galiba. Onlar o kadar Yo, duyuyoruz. sıkıntılar çekmişler ki aynı sıkıntıları benim çekmemi istemedi. Ondan sonra ben de o da büyük bir tiyatrocuydu. Babam diye söylemiyorum. Ben de işte
tiyatro ile girdim, yetinmedim. Devlet Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. Bu bana çok büyük bir onur verdi. Ondan öğrendiklerim hala cebimde, beynimde, her tarafımda. Müşfik Kenter'le çalışma imkanı buldum. Çok iyi hocalarım oldu. Müjdat Gezen o zaman konservatuvar hocasıydı. Kendi okulu yoktu. Büyük bir deneyimden geçerek, tiyatroda da pekiştirerek oradan beni rahmetli Ertem Eğilmez keşfetti. Başar Sabuncu'yla Müjdar'la ilk Asılacak Kadın'da ilk başrolüm ve ilk filmine Yeşilçam'a merhaba dedim. Ondan sonra da 60'a yakın başrol filme imza attım. 7 senedir hiçbir şey yapmıyordum. Sadece eğitime verdim kendimi. Çocukları yetiştiriyorum, konservatuvar kazandırıyorum Bodrum'da. Bir sürü okulda çalıştım diyemem. 4-5 okulda çalıştım ama şimdi Limon Sanat'ta görev yapıyorum. Çocukları yetiştiriyorum. Ama 7 senedir de 8 tane proje geldi 1,5 sene içinde sevgili Enver. Hiçbirini kabul etmedim. Çünkü senaryolar gerçekten çok kötüydü ama şimdi 2 tane arka arkaya film geldi. Bir tanesi de şu anda setteyim Çanakkale'de. Sevgili Savaş Sancağ'ın yönettiği ve yapımcılığını yaptığı çok belki saçma gelecek ama korku filmleri bazı insanlara saçma ve komik geliyor. Ben de dahil olmak üzere. Ama bunun öyle bir senaryosu var ki anlatamam. O kadar güzel. O yüzden kabul ettim. Bir de Savaş Hoca'ya çok güvenirim. Arkasından Bursa'da bir aksiyon filmine imza atacağım ve tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Biliyorsun oyunculuk hiçbir zaman ölmez. 80 yaşlarına geldiğin zaman sana rol vardır. Yeter ki altyapın, eğitimin olsun. Şimdi biz burada pek çok arkadaşımızla konuşurken çok ilginç şeylerle karşı karşıya kaldık. Televizyonun o renkli döneminde ben de oralarda yapımcı olarak çalıştım. Özellikle Show TV, ATV, Kanal D ve Star 4 büyük konu olarak anılıyordu. Bizim Sabah Şekerleri hikayesi de matraktır. Savaş Esin Moraloğlu ikilisi benim arkadaşımdır. Şebnemler vardı. Tabii sen de çok popülerdin. Sen de çok popülerdin tabii o dönemde. Oyunculuğun dışında ilk defa televizyonda böyle bir dünya kuruluyordu. Magazin zaten peşinde ama insanın o günkü televizyonculuğa baktığımız zaman bugünkü gibi suya yazı yazmak değil, daha kalıcı bir hali vardı. Yani aktörlüğün, oyuncunun yanı sıra. Ama aynı zamanda da taşınması çok zor bir şey yüktü. Şunu sormak isterim mesela, elimizde bir anahtar olsun. Hani her sene en ünlü, en güvenilir 10 kişi seçiliyor mesela. Aynı listede Uğur Dündar ve Seda Sayan oluyor. Ben bir kere 8. olmuştum. Aykırı sorular zamanında. Eyvah dedim. Nerede hata yaptım falan. Sen ama o zaman çok keyifliydi. En yakışıklı, en yetenekli, en güvenilir hepsini alıyordun ve insanın yoldan çıkması için her şey söz konusuydu. O günlere bir bakar mısın? Nasıl televizyon teklifleri geldi? Nasıl bir anda zirve oldu? Çok güzeldi. Ben bir gün Faruk Bayhan, o zamanın imparatoru, sen çok iyi hatırlarsın, genel yayın yönetmeni Show TV'nin. Bir gün Berna ile yılbaşı programını sunduk. Sonra bir gün sonra Faruk abi Kanal D'ye geçti. Benim Doğan grubuyla yolculuğum orada başladı. Şimdi sevgili İsmail'in sunduğu, Halk TV'de sunduğu Çalar Saat'i ilk ben sundum. Hı. Çalar Saat ismiyle Ebru Cündübeyoğlu ve sevgili Şule Zeybek'le. Ondan sonra Savaş Şekerler, ondan sonra da senin aykırı sorular gibi efsane olan Televole maceram başladı. Evet. Ve ben 20 sene sevgili Aydın Doğan'ın Doğan grubunda çalıştım ve oradan emekli oldum. 16 senede Fanatik gazetesinde yazarlık yaptım. Demin de söylediğim gibi Galatasaray'ı takip ettim. En sonunda da 8 sene internet müdürlüğünden emekli oldum. Tabii konu her zaman gibi benim ilgi alanım Galatasaray'dı. Galatasaray genel kurulu üyesi olduğum için ve Galatasaray'dan anladığım için o yazarlık yaptım. Neyi özlüyorsun dersen yazarlığı özlüyorum. Yazarlık benim için her şeyden önde geliyor. İnan tiyatrodan, sinemadan aldığım ödülün 10 mislisini yazarlıktan aldım. Galatasaray yazarlığını biliyorum, ona geleceğiz. Fenerbahçeliler çok severler. Neden? Çünkü benim kızım Fenerbahçeli. Benim kızım Fenerbahçeli. Sevgili Aziz kim? Yıldırım yaptı. Çok sevdiğim Aziz Yıldırım yaptı, saydığım. Onu çok severim. O hapisteyken Radyo Spor'da ben bunu kabul edemiyorum dedim. Böyle bir suç işlemişse bile dahi ben bu yüzden hapiste yatmasını istemiyorum dedim ve ilk defa bana müdahale edildi programda. Neyse onları konuşmayalım çünkü Saadettin Bey'i de çok severim.
Saran'ı da severim yani. Hadettin Bey, doğrudur mu müdahale? Başkanla hukukum başkadır. Bir gün şeyi merak ettim. Efendim? Saadettin Bey doğrudan mı müdahale etti? Aziz Bey olduğu için mi? Saadettin Bey doğrudan müdahale etmedi. Onun yanındakiler müdahale etti. O konu hiç, çünkü orada 5 sene çalıştım. Ekmeklerini yedim. Bir sürü ödül aldım. Yalçın Dümer'le Radyo Vale programında. Çok keyifli ve çok güzel günlerim oldu. Saadettin Saran'a da büyük saygım var. O yüzden o konulara girmek istemiyorum. Ama Aziz Başkan beni Fenerbahçe camiasında en sevdiğim insanlardan biridir. Ben öyle bir Galatasaraylıyım ki Fenerbahçe'ye büyük saygı duyan, çünkü kızım Aziz Bey, Aziz Başkan yeni stat yapıldığında, bugünkü Kadıköy'deki olan stat, onu gezdirdi sevgili kızımı Merve'yi. Akşam eve geldik, baba ben Fenerbahçe'de olabilir miyim dedi. Tabii ki olabilirsin. İçim kan ağlıyor ama çaktırmıyorum. Olabilirsin dedi. Dedim ve o günden beri Fenerbahçe'yle oldu. Aziz Başkan yaptı. Helal olsun. Feneryum'da beni görenler şaşırdılar en başta. Kızıma forma falan alıyordum. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Ben de kendi kızımı Fenerbahçeli yapana kadar Galatasaray sürekli şampiyon oluyor falan. Kızım bana biz ne zaman şampiyon olacağız baba dedi. O bizim en son şampiyonluğumuzu falan hatırlamadığı için büyük zorluklar çektik ama başardık. Şimdi önemli bir mesele televole meselesi. Evet. Televole çok seyredilen ama Türkiye'de pek çok insanın televole kültürü ya bu nedir dediği, küçümsediği bir program haline geldi bir dönem. Siz televolede farklı işler yaparken aslında maliyeti düşük ama izlenmesi çok yüksek ilginç bir format yakaladınız. Montajlar yapılıyor, müzikler biniyor, bir kamera ve enteresan. Yalnız orada ilginç bir şey oldu Yalçın. Bir dönem sonra magazin dünyasının en önemli programı oldu. Sporla başlamıştı televole. Sonra sen de aslında magazinin kurbanlarından biri oldun. Olduğunun dışında farklı anlatılmaya başladın. Orayı bir anlatır mısın? Tabii yani aslında iyi bir ailenin. İstanbul çocuğuyum, Şişli çocuğuyum, mahallede büyüyen mahalle çocuğuyum. Yani onun kültürünü almış, onun terbiyesini, onun kurallarını almış bir insanım ama işte bazen yanlış arkadaş kurbanı olabiliyorsunuz. Şaşırabiliyorsunuz. Çünkü birden ya gazeteciler bile geceleyin kendi evinizin önünde nöbet beklerken o hayata birden adapte olamıyorsunuz. Ne olursanız olun. Çünkü ben hakikaten yolda bile yürüyemiyordum televole sunduğum zaman. Hiç filmlerden falan söz etmeyeceğim. Televole beni başka bir yere getirdi. Yani büyük yanlışlar yaptım ama hiç pişman değilim. Biliyorsun Amerikalıların dediği gibi pişmanlık zaman kaybıdır. Önemli olan şu andaki sağlıklı, başarılı, 60 tane filmin servetiyle, benim en büyük servetim o, para pul beni ilgilendirmiyor. Onun iyi bir babanın, iyi bir annenin tek çocuğu olarak öyle gururla geçiriyorum. Bir de gerçekten konservatuar kazandırdığım öğrenciler şu anda İzmir'de, İstanbul'da, Bodrum'un çocukları. Bunlar bana daha büyük gurur veriyor. O günleri unuttum zaten ama Allah şaşırtmasın. Çünkü yani... Yalçın bir şey söyleyeceğim. Senin hataların değil, onu başka türlü konuşuruz. Her insanın hata yapacağı evet ama o değil de şunu sormak istiyorum. Bence asıl önemli olan o. Çünkü ben de zaman zaman çok şeye tanık oldum orada. Entertainment'da yani eğlence programlarında çalışınca neyin nereden geleceğini de bilmiyorsun. Ben yapımcıyken senin en popüler olduğun dönemde senin rakip kanalında çalışıyordum ben de. Melih Havarol'la çalışıyordum. Yani, çok severim, çok severim. Yani dolayısıyla biz de rekabeti... Şunu sormak istiyorum. Ya biz televole'de şu insanlara ya da şu tutumda haksızlık ettik ya da pişmanlık duydum ya da lanet olsun şuraya da müdahale ettim dediğin olaylar oluyor mu? Düşünüyor musun? Valla şöyle bir şey. Geçen gün tam üstüne bastım. Hatta iki gün önce sevgili İlker Yasin aradı beni. Yani televole'nin. İlker abi. Şansal abi var. Bir de İlker abi var. Biri Show TV'de biri Kanal D'de. Ben Kanal D'deydim. Yani benim elimde olan bir şey değildi. Yani o an sen de çok iyi bilirsin. 4 saat canlı yayın. Ve Show TV ile her dakika rekabet. Yani o kadar uzun yayın doğru muydu? Bir de yani sanatçıları parsellemiştik. Levent Kırca bizdeydi. Kompera bizdeydi mesela. Seda Sayan bizdeydi. Show TV'de hatırlamıyorum. Belki Mahsun onlardaydı. Yani her hafta gidip gelirdi program. Ve inan haftada
4 saat çalışıyordum ve diğer yerlerde çalışma iznim yoktu. Mesela film çekemiyordum. Böyle kurallar da vardı ama neye pişman oldum dersem pişman olmadım ya. Çok popüler bir programdı. Televole bağlamında söylemedim onu şu anlamda. Bazen o programlarda hak etmeyen insanlar çok popüler yapıldı. Bazen de hiç hak etmeyen insanlar aşağı çekildi. İstemeden de olduğunu biliyorum bazen. Ya ben şurada şöyle Enver, yanlış yaptım dedim. Şu anda yaşadığımız sorun o değil mi? Yani her ipini ne bileyim her yani kimseye de antipatik gelmek istemiyorum. Herkesi televizyon çıkartıyorlar. Herkesi oyuncu yapıyorlar. Oyunculuğu çok kolay zannediyorlar. Ya bu yönetmenlerin de hatası, yapımcıların da hatası, bizlerin de hatası. Yani bunlara prim veriliyor. Konuşmasını bilmeyen, gerçekten diksiyondan haber olmayan insanlar sahnelerde, film karelerinde, televizyonda boy gösteriyorlar. Tamam, güzel bir jenerasyon yakaladık ama kaç kişi var? Oyuncu anlamında ya da televizyoncu anlamında kaç kişi var? Yine eskiler izleniyor. Tabii. Çünkü peki bizim altyapımız var. Biz okuduk. Peki, şu anda gençlik okumuyor. Hiç. Tablette geçiriyor ömrünü. Biz meydanda Ruslarla büyüdük. Onlar Google'la büyüdü. Büyüyorlar. Bir şey soracağım Yalçın. Babamdan ele alırsak ustalardan kimler senin hayatında önemli oldu? Çünkü sen büyük bir şans. Onların kucağına doğdun. Gerçekten. Evet, fiziksel olarak da düşünsel olarak da onlarla etkilenmişsin. Yani senin hayatına mutlaka yön verenler vardır. Bir de büyük jönlerle de senin için Yeşilçam'ın son jönü diye yazıyorlar bazı yerde. Sen evet, büyük jönleri de biliyorsun. Büyük jönleri de biliyorsun. Onlardan şimdi, seni uyaranlar oldu mu mesela? Şimdi ben çok önemli isimlerle arkadaşlık yaptım. Mesela en yakın arkadaşım belki inanmayacaksınız Kemal Sunal'dı. Bakın arkadaşım. Öyle mi? Tabii. Yani anlatır mısın onu? Kemal abiydi. Tarık abiyi çok sevdim. Şerif Gören'e bayılırım. Allah uzun ömür versin. Zeki Ökten Allah rahmet eylesin. Biz haftanın 5 günü Kaleçaya Bahçesi vardır Rumeli Hisarı'nda. Haftanın 5 günü saat 10'da toplanıp akşam 10'a kadar beraberdik. Yani ben onların sayesinde tek genç bendim. Onların sayesinde bir üniversite daha bitirdim. Şöyle bir anım da var. İşte biz toplanıyoruz. Parası olmayan, parasız okey oynuyoruz. Çok cüzi, çayına falan. Çünkü Zeki abinin kanunları vardı Zeki Ökten'in. Para hiçbir şey yapmayacaksınız. Hepimiz burada arkadaşız derdi. Para sinir olur, sinir getirir, kavga çıkartır derdi. Neyse bir gün bir Kenan abim var. Dedi ki sen lavaboya git, ben sana jön diye bağıracağım. Sen cevabını verirsin dedi. Ama kadroya bakın. Kadir İnanır, Tarık Akan. Onlar Türk sinemasının en büyük jönleri. Jön dedi bana, seslendi. Efendim dedim. Yani herkes nasıl gülüyor biliyor musun? Çünkü masada dediğim gibi Tarık Akan var, Kadir İnanır var. Kemal abi nasıl kahkahalarla atıyor. Hatta diyorlar ki Kemal abi hiç gülmezdi. Yalan. Yalan. Ve en son yani Cem, tabii sevgili Cem Davran benim çok iyi arkadaşımdır. Onun yanında vefat etmiş. Ama en son pazar günü Hisar'a gelmezdi. Ben de tesadüfen pazar günü indim. Geldi. Yalçın bir kare yaptı dedi. Oyun oynayalım. Kemal abi sen niye geldin? Ya içimde bir sıkıntı var dedi. İnan Enver'cim. Sonra okey bitti. Bir sohbet ettik. Sarıldı bana. Vedalaşıyor yani. Evet. Gitmek istemiyor. Gitme abi dedim ya. Gitme. Gitme ne var yani? Binlerce filmim var. Gitme Balalayka'ya. Ondan sonra sarıldı. Ve inan abartmıyorum. Bu senede siz şampiyon olacaksınız. Göreceksiniz dedi. Sarıldı gitti. Sabahleyin acı acı telefon çalıyor. Gerçekten acı acı. Kenan abi aradı beni. Dedi ki Kemal abi kaybettik. Ben dedi hiç Sunal aklıma gelmiyor. Kemal İnci zannediyorum. Ya Allah rahmet eylesin dedim. Allah taksiratını affetsin. Yaşlıydı zaten dedim. Televizyonu aç dedi. Televizyonu bir açtım Kemal Sunal. Çıldırdım.
istifraya karışık. Etiler'de oturuyordum. 17 dakikada hiç unutmuyorum. Arabamla International Hospital'a gittim. Sokmadılar. Öldü, inan öldü diye. Ben nasıl ağlıyorum? Yani diyorum yani çok yakın arkadaşımdı. Çünkü arkadaş gibiydi benden çok büyük olmasına rağmen o dönem. Yani çok büyük dehaydı. Şimdi kardeşiyle, Cemil abiyle her zaman beraberiz, konuşuyoruz. Ve büyük bir sırrı açıklayacağım ben size. Herkes Kemal abi Fenerbahçeli zannediyordu. Kemal abi çok koyu bir Galatasaraylıymış. Hiçbirimize çaktırmadı. Hiçbirimize. Çünkü sanatçının takımı partisi olmaz derdi. Partisini de biliyorum ama burada hepimizin sempati duyduğu partisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi herhalde. Tabii ki. Kemal Sinan Cumhuriyetçiydi değil mi? Aynı zamanda Atatürk'tü. Ama... Büyük Atatürk'tü. Büyük Atatürk'tü. Tarık abi de öyleydi. Tabii Tarık abi öyle. Ben Tarık abiyle abi kardeş gibiydim. Kemal Sunal'a maalesef yetişemedim. O hukukum olmadı. Ama Tarık abiyi biliyorum. Peki Kadir abiyle de şu anda inşallah sağlığı iyidir ama Kadir abi de çok ilginç bir adam. Kadir abi Tarık abi arasında hep bir rekabet koyarlardı. Hangisi daha büyük diye. Sen böyle bak. İnsanlar. Sen nasıl görüyorsun bu rekabeti? İnan Enver'cim 5 sene her akşam Kadir abiyle her akşam gezdik. Hayatımda İçmeye gördüm, mi? Hayatımda gördüğüm parayı ikinci planda tutan masasında hesap veremezsin yoksa yani konuşma seninle. Kaç kişi olursa olsun masasında hesap veremezsin. Amma ve lakin bilmiyorum Tarık abi bana biraz daha sıcak geliyordu. Yani en son tabii işte Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde onu uğurladık. Binlerce kişi. Acun sevgilisi Balerin. Onu bile zor görebildim. Çünkü yıllardır ölene kadar onunla beraberdi. Değerli bir hanımefendidir Acun. Hatta bize ikimize siz buzdolabında mı saklanıyorsunuz? Hiç yaşlanmıyorsunuz derdi. Tarık abi de Acun ölene kadar. Bebek Acun gibi adam. Gelmiş geçmiş bence en yakışıklı adam Türk sinemasında. Acun benim çok yakın arkadaşım. Ona da selam öyle söyleyelim. Görüyorsun. Tabii. Çok çok selam söyleyeyim. Görüyorum. En son rakı içmeye gittik. Acun'u da alayım. Bodrum'a gelelim. Üçümüz beraber rakı içelim. Son barda. Yani Enver, senin bana bu programı teklif etmeden daha çok seninle gerçekten ben yani yıllardır insanlar bana hayran oluyor. Ben senin programına ve sana hayranım. Estağfurullah. Yani, çok teşekkür ediyorum. Yalçın biz yani, süslü kelimeler değil. Senin beynine hayranım, senin fikirlerine hayranım. Bu zamanda böyle konuşan insanlara zaten hayranım. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Yalçın biz... Bir anda anladın. Ben biz seninle karşılaştığımız zamanı çok iyi hatırlıyorum. Gümüşsuyu'nda, senin bir ofis gibi bir yer vardı değil mi Gümüşsuyu'nda? Benim ofis gibi değil de ben Cihangir'de çok uzun zamanlar oturdum. Tamam o zaman eve geldik çünkü çok zaman oldu. Bilir Kalkavan'la biz etle tırnak... gibiyiz. Billur benim canımdan parça. Billur'la konuşurken ben de o zaman tiyatroda perde arkasındayım. Israrla diyorum ki Yalçın'la ikiniz bir şey oynayın Türkiye'yi kilitleyelim. Oynadık. Sana gelmiştim. Hayır şeyde sahnede bir şey yapalım diye sana sahnede gelmiştim. Sahnede keşke nasip olmadı. Sen de demiştin ki keşke ama şu anda ben her taraftan bağlıyım. Yani anladığım kadarıyla televizyonun da getirdiği Aydın Beylerin sözleşmesi falan değil mi o zaman? Verdim şöyle bir şeydi inan sabah çalar saati sunuyordum. Gün 5'te başlıyordu. 7'den 9'a kadar Kanal D'nin Mecidiyeköy stüdyosunda araba bekliyordu. İlk aşkı yapıyordum Osman Seden'le Bernal için Edison. Saat 2'de beni gönderiyorlardı yine Osman Seden. Asistanı çekiyordu. Rabahat Allah rahmet eylesin. O da geçen sene kaybettik. Miras Yediler. Açali Akkoyun Göksel Ersoy. Onun da başrolünü gece saat 11'e kadar ikisini çekiyorduk. Yayınlandı. İkisi de biri Kanal D'de birinci oluyor. Biri Show TV'de şımarıklık yaptım bak şımarıklık. Osman abiye gittim. Dedim ki Osman abi ne olur bir tanesini kaldıralım. Yani bir tanesini artık devam etmeyelim. Benim vücudum dayanmıyor dedim. Ama haklısın. Ama yani şimdi olsa 10 sete giderim. Özledim de seni çünkü. Özledim ama mi? O ayrı.
Mesleği özlemek ayrı, o gün başka bir tablo var. Ben çok iyi biliyorum. Senin içinde bulunduğun durumu da biliyorum. Çünkü o günkü televizyonlarla ilgili bir hatırlatma yapmak isterim herkese. Yalçın gibi isimler o zamanlar lokomotifti. Yani öyle bir jön anlayışı, yeni kuşak jön anlayışı yok. Canlı yayınlarda hele 4 saat yayın manyaklık, öyle bir şey yok. Yani her sabah saat, yani saat, öyle bir şey yok. Ve böyle prompter'ı, yani artık harfleri, yani Allah'ım diyordum, ne olur bana yardım et, yanlış yapmayayım. Ve mümkün değil. Mümkün değil. Yalçın, sana dostça bir şey soracağım. Asla magazinden sormuyorum. Çünkü ben magazinden değil, senin düşünsel tarafını bu anlamda görmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir kızım var. Amerika'da yaşıyor. Evet. Yani bence insanların kız babası olması çok önemli. Laf aramızda, madem ikimiz konuşuyoruz. Nisan doğduğunda Hürriyet benimle söyleşiye gelmişti. Baba oldum demiştim. Kız babaları tam babadır, erkek babaları %50 babadır dedim. İki erkek de bir kız etmiyor dedim. Çünkü kız başka bir şey dedim. Tabii bu latife ama kız babası olmak şahane bir şey. Ancak öyleymiş, öyleymiş. Ben çok erkek istemiştim, sonra pişman oldum, iyi ki kız olmuş dedim. Evet, çünkü muazzammış. Ve açın, sen acayip popüler, acayip sevilen, acayip peşinden koşulan birisin. Ve kadınlardan da sana rahat verilmiyordu. O nasıl bir duygu? Yani gerçekten birine aşık olabiliyor mu o an insan, yoksa kendine çok aşık olduğu için kimseyi görmüyor mu? Güzel bir duygu değil aslında. Çok isterdim arkadaşlarım gibi evlenip halen evli kalmak, çok isterdim. Yani öyle daldan dala atlayan bir insan da değilim aslında, ama aileyi, evi, zaten bir erkek 40 yaşından sonra erkek olduğunu hissedebiliyor bence. Ayakları daha sağlam basıyor. Çok isterdim bir yuva kurabilmek ama beceremedim. Bu benim hatamdır. Karşı tarafın da hatası olabilir. Hiç kimse tek taraflı hatalı değildir diye düşünüyorum. Ama ben bu aşk meşk olaylarını beceremiyorum. Dediğim gibi çok ilgi vardı. Hayatımdan tabii ki normal bir insanın geçeceğinden daha fazla kadın sayısı geçti. Hepsi benim için çok kıymetlidir. Hiçbirinin bana bir zararı olmamıştır. Benim de kimseye bir zararım olmamıştır, bir şiddetim olmamıştır. Bilmiyorum, yani bir aile kurup orada o sıcaklığı yaşamak çok isterdim. Çünkü rahmetli babam çok iyi bir aile reisiydi. Annem de çok iyi bir aile kadınıydı. Yani ben onların evliliklerim boyunca bir kere kavga ettiklerini görmedim, şahit olmadım. Yani o yüzden de öyle bir özlemim her zaman var. İnşallah bunu bundan için, sonra İnşallah olur. Bunu şunun için sordum. Bazı duyguları şöhret yaşama engel olur diye düşünüyorum. Sadece, doğru. Sadece aşk değil, bazen çok yakın dostlukların da bitmesine neden olur. Çünkü tabii. Senin vaktin yoktur. Aramazsın, sormazsın, soramazsın. Hangi duyguları sende hasara uğrattı ya da kimlerden en çok sistem geliyordu? Açıkça itiraf edeyim mi? Biz ekranlarda başarılı, mütevazı olamayacağım. Başarılı olduk. Olduğumuz sürece hep zirvedeydik. İnsan kendine aşık oluyor. Maalesef. Bu değil mi asıl? Bu, yani konu bu. İnsan kendine aşık oluyor. Hiçbir kadın seni tatmin edemiyor. Ama ben megaloman sürecine hiç falan girmedim. Hep halktan biri bir yaşadım. Ama olabilirdin. Yaşamadım diyeceğim ama sanatçı gibi yaşamak neyse bilmiyorum. Mesela bir hanımefendiyle tanışıyorsun tesadüfen. Aa sen çok gezersin, sen bilmem ne yaparsın, sen çok çapkınsın. Kardeşim, bizim mesleğimiz gerçekten diğer mesleklere nazaran çok daha dürüst. Sektör adı vermeyeceğim ama bazı sektörlerde ne ahlaksızlıklar yaşanıyor. Ne ahlaksızlıklara imza atılıyor. Bizdekiler öyle değil. Zaten gözündesin, ne yaptığın, ne ettiğin hemen ortaya çıkıyor. Yani biz o kadar rahat insanlar değiliz. Özellikle tiyatrocular. Sinemacılar. Çok düzgün yaşayan insanlarımız var aramızda. Ben en son ne zaman? Dışarı hayatım yoktur. Gürültülü yer sevmem. Gidersem dediğin gibi bir rakı içmeye, konuştuğumu duymalıyım. Pardon, konuştuğumu karşımdaki duymalı, onun konuştuğunu ben duymalıyım. O tür yerleri tercih ederim. Böyle ben zaten 11-12'de yatarım. Sabah 7'de kalkarım. Yani yürüyüşümü yaparım. Sizleri izlerim.
Benim hayatım böyle geçiyor. Çok fazla televizyon izlemem ama böyle magazin izlemem de belgesel izleyenlerce de değilim ben. O bir sahtekarlık. Ben magazin yani izlemem. Tamam, ben de magazin izlemem. Ama mesela haber programı izlerim. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Spor ve haber programı izlerim. Gerisi YouTube. YouTube bir şey başka bir şey yok. Netflix var hayatımda. Benim anlamadığım şey şu. Nitelikli magazin izlemek bir suç değil ki. Dünyada hayır, değil, magazin benim önemli. Benim aklıma geliyor çünkü. Hayır, bizi bayağılıkla karıştırıyorlar. Mesela az önceki mesele Babalar gibi magazindi. Kemal Sunal benim arkadaşım, Galatasaraylıydı. Ölmeden önce sarıldık. Bu Babalar gibi magazindir. Şimdi evet. Millet bunu, bunu bilmek hepimizin hakkı. Acun'un Tarık abiyle olan duygusu, cenaze gecesi, o da hakkı. Ve Kadir abiyle Tarık abi arasındaki değerlendirme, bunların hepsi magazinin konusu. Bizde bayağılıkla karıştırılıyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Magazin var, magazin var ama tabii. Haklısın yani. Tabii. Programın kapısına bağlı. Kaliteli bir magazin programı niye izlenmesin? Ben de aynı kanıdayım. Dozajını ayarlamak. Çünkü bazı hakikaten bayağılıklar da var. Onlar insanın midesini bulandırıyor. Onları gündeme getirmek de iyi bir şey değil. Onları gündeme getirip o insanlara payı da veriyorsunuz. Peki. Bizim zamanımızda pek öyle olmuyordu. Yani bizim zamanımızda çok böyle basit bir laf ama yani ne bileyim güzeldi ya. Levent Kırca devamlı konuğumuzdu yani. Levent abi Allah gani gani rahmet eylesin. Çok bir değerdi. Biz onu ya magazinleştiriyorduk. Bilmiyorum. Biraz ayağa geldi. Yani magazin programları biraz düşük seviyede. Eskisi kadar da izlenmiyor zaten. Ama yine de vazgeçilmez abi. Dünyada da böyle. Ya Amerika'da okumuyorlar mı? Rusya'da okumuyorlar mı? Mümkün değil. Ya çok bir şey söyleyeyim. Gazetecilikle ilgili bir laf vardır. Gazeteci kendisi haber konusu olmamalı denir. Ama sen de gazetecilik yapıyordun. Magazin gazeteciliği aslında. O sonra da spor gazeteciliği yaptın. Fakat sen yaptığın meslekte haber konusu oldun. Bugün internete girdiğimiz zaman sen de birçok kez haber konusu oldun. Gördük. Hatta haber olmayacak şeylerde bile haber konusu oluyordu. Bu meseleye nasıl bakıyorsun? Mesela hakkındaki en büyük yalan nedir? En büyük tevatür. Hiç ben böyle değilim dediğin. Vallahi Google'da benim sanıyorum 150 sayfa falan haberlerim var. Bilmiyorum, saymadım ama 150 sayfanın 75'i yalan. Şuradan benim annemin adı Sevim Necda yazıyor. Nasıl değiştireceğim bilemiyorum. Öyle bir imkanı varsa bana yardımcı ol. Benim annemin rahmetli annemin adı Sevim Necda yazıyor. Ne alakaysa. Ben Şişli Lisesi mezunuyum. Kabataş Erkek Lisesi mezunu yazıyor. Yani çocuğumun annesi Serpil Hanım'ın aldattığım yazısı. Halbuki yalan, ilk eşi aldattı. Kadıncağız öyle söyledi. Ben hiçbir eşimi aldatmadım. Gerçekten aldatmadım. Yukarıda Allah var. Her yerde de. Vallahi aldatmadım, billahi aldatmadım. Ama geçen gün konuştum, sen bir arkadaşın hanımını aldatmışsın diyor. Yahu deli misin? Serpil'den boşanalım benim. 30 sene oldu. Yani aldatmadım. Meğerse Serpil benden önce evlendiği eşi aldatmış. Kadın öyle söylüyor. Ben aldattım gibi yazmışlar. Sonra bir suça karışmışım. Beraat ettim yazmıyor. Ha, o en büyük adet. Yani ya inanılmaz bir şey yani. Ben hayatımda hapis görmedim. Allah korusun. Kimseye de göstermesin. Hapis görmedim. Sabıkam yok. Zaten sabıkam olsa sarı basın kartı alamam. Çok iyi biliyorsun. Taşıyamam. Beraat etmişim davadan. O haber yok. Yani vallahi yargısız infaz yapıyorlar. Anlıyor musun? Ben sana iki şey söyleyeyim. Benim başımdakileri anla. Bir, benim ihale aldığım gibi bir iddia vardı. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Ama duruyor. Kaldıramıyoruz. Ama onu geçtim. Enver Aysever eşi yazdığın zaman Nagihan Alçı çıkıyor. Daha beter bir şey olabilir. Ya. Programdan sonra yazacağım. Çünkü millet Allah millet korusun, neler yaşamış ya. Millet dört bir tarafta beraber çalışıyorduk. Nagihan'la evet. Benim fotoğraf var biliyorsun. Millet aramış, o çıkmış. Yani bir de böyle bir tablo var. Dolayısıyla seninki
nispeten daha şey. Evet ya, benim böyle bir şey olsa. Ama gerçi Nagen hoş kadındır da, ona da geçmiş olsun. Neler yaşamış. Yani Allah. Ha, bu, bu arada Nagen hakikaten güzel bir kadındır. İyi bir eğitimlidir. Evet. Ben hep Nagihan'a şunu söylüyordum. Yani bu kadar laik, cumhuriyetçi bir aileden gelip CHP'li bir belediye başkanının yeğeni olup da nasıl böyle bir bataklığa, düşünsel bataklığa düştüm dediğimde çok kızıyordu bana. Siz darbecisiniz diyordu Altan abiyle bana. Yatıp kalkıp en çok bildiği şey oydu. Değerli başkan, sevgili, çok da severim. Ekrem İmamoğlu onu bir seyahatinde akredite etti, çağırdı. Ben çok sevinmiştim, belki değişir diye. Ama maalesef yani o güzelliği bilmiyorum. Fikirlerimiz aynı değil. Ama güzelliğini ve sempatisini takdir etmemek gibi de bir şey yok. Fikirlerine karşıyım. Yani o benim fikrimle de karşı olabilir. Aynı fikirde herkes aynı fikirde olursa zaten dünyada ne yarar? Yaşamak. Yani son üç soru. Bir. Benim çok yakın, çok sevdiğim bir dostum Müjdar. Muhtemelen sen de çok seversin Müjde'yi, Müjdar. Yeşilçam ve tiyatro hayatı içinde baktığın zaman iz bırakan kadınlar kimler? Hülya Avşar iz bırakmış bir kere ama o iz başka magazin konusu. Çok iyi. Neden? Tabii ki Müjdar başında. Her şeyi bana o öğretti ilk filmde. Her şeyi, yani bir de o kadar şey ki Müjdar'ın sevgili annesi çok Aysel Hanım. Yani Aysel Hanım'la çok büyük bir oyuncuymuş. Rahmetli babamla aynı sahnede oynarken Müjde, sevgili Müjde Kundak'taymış. Ses tiyatrosu galiba, yanılmıyorsam, ya da İstanbul tiyatrosu. Birisi antre yaparken öteki Müjde'ye bakıyormuş. İkisinin antresi olduğu anda sandık kapanıyor. Müjde'nin ölmesine ramak kala, bebek kala zor kurtar. Babam da anlattı. Rahmetli de anlattı annesi. Aysel abla beni gördüğü zaman zaten gözyaşlarını tutamıyordu ama Enver, ben filme başladım. Asılacak Kadın. Heyecandan her karesinde titriyorum. İlk filmin ve gerçek hayat hikayesi Pınar Kür'ün eserinden. Bana dedi ki ilk ders, her şeyi gözlerinle yaşayacaksın. Küfür edersen de gözlerinle, seversen de gözlerinle, nefrinde, kinde, sevginde gözlerinde vereceksin. Sinema göz demek demişti. Gerçekten onun çok büyük emeği var. Yani bana A'dan Z'ye o filmde çok büyük bir emek verdi. Ve gerçekten de şu sözü, film çıktı. Atilla Dorsay çok güzel bir şey yazdı. Tarık Akan da nihayet benden sonra birini buldular dedi. Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bu benim aldığım en büyük ödüldür. Ama bana bunları saymak edemeyeceğim. Müjdar, Hülya Avşar, Aydan Şener çok iyi bir partnerimdi. Ve Berna Leçin. Ve Neslihan Acar. Bunlarla çok çalıştım. Herhalde rekordur en çok karımı oynayan ya da ben onun kocasını oynayan Neslihan Acar'dır. Çok da iyi arkadaşımdır. Çok da güzel insandır. Yüreği, o fikirleri. İçlerindeki en enteresan. Hayvanatları uğraşıyor, çabalıyor. Tuna Armağan bir o iki. İçlerindeki en enteresan olan isim Hülya Avşar. Her söylediği olay oluyor. Çok enteresan bir, çok enteresan. Bazen çok cüretkar şeyler söylüyor. Bazen de insanı çok sinirlendiriyor. Seni de kızdırdığı oluyor muydu? Enver'cim çok akıllı bir insan. Bak, onun dönemindeki kadınların hepsi bitti. Evlerinde inzivaya çekildiler. Sevgili Hülya hala günde. Ve inanır mısın, ben çok büyük oyuncularla çalıştım. Yani Müjdar'ından Hülya Koçiğit'ine, kimler, kim yani aklına kim geliyorsa. Çok büyük oyuncularla çalıştım. Fakat Hülya Avşar'ın performansı müthiştir. Yani tamam, eğitimi yoktur, topraktan gelmiştir, alaylıdır ama müthiş bir oyunculuğu vardır. Yani o insanüstü bir yetenek onun için. Yani çok rahat edersin sette, insanlara böyle antipatik gelen hareketlerini sette hiç görmezsin. Sabah 7 ise 7, 5 ise 5 gelir. Asla geç kalmaz. Bizim zamanımız zaten geç kalmak diye bir olay yoktu. Yönetmen çok önemli bir figürdü. Şimdi maalesef işte oyuncular bile oyuncu seçebiliyorlar. Biz yönetmene çok büyük bir saygı duyardık. Ayak ayak üstüne bile atmazdık. Yani
tiyatroda da öyleydi. Ben Suna ablaydı. Suna Pekuysal'la 11 sene aynı oyunda çalıştım. Hem anaydı, hem ablaydı, hem arkadaştı ama hiçbir zaman saygıda kusur etmedik. Ki çok zor kadındı Suna abla. Yok, bizim komşumuzdu. Öyle mi? Ataköy'de. Suna abla Ataköy'de bizim komşumuzdu. Yani ben küçücüktüm. Yani Allah nurlar içinde yatırsın. Çok zor bir kadındır. Suna abla sokağa çıktığı zaman bütün mahallenin haberi olurdu yani dördüncü kısımda. Öyle bir isimdir Suna abla yani. Bir insana küfür bu kadar. Ben sevmem küfür etmeyi ama küfür bu insana bu kadar mı yakışır ya? Bu kadar mı yakışır? Ama büyük oyuncuydu. Devdi. Kamburu çıkmış bir kadın. Devdi ya. O da doğum yapma demişler. Kambur kalırsın demişler. Hayır doğuracağım demiş. O yüzden öyle bir aksaklık vücudunda oluştu. Ama devdi lüks hayatta. Devdi çok. Abi yani. Zihni Göktay devdi. Sezai abi devdi. Yani benim en büyük şansım bu üstadlarla aynı havayı teneffüs etmekti. Şimdi de ben zihinlerimi vermeye çalışıyorum. Onlardan bir Hülya, bir Hülya'dan daha söz edeceğim. Benim için tamam. Hayatta tanıyıp da en büyük düş kırıklıklarından biri Hülya Koçyiğit'tir. Bu kadar Cumhuriyet'ten bu kadar alıp da Cumhuriyet'e hiçbir şey vermemek beni çok yıkmıştı. Hülya Koçyiğit anlatır mısın? İngilizce Me Too diyorlar değil mi? Evet. Aynı fikri paylaşıyorum seninle. Ne düşünüyorsun? Hayat kırıklığı. Hülya Koçyiğit. Severim. İkinci filmimi canım oğlum onunla yapmıştı. Bana oğlu oynamıştık. Türker İnanoğlu'nun Erler filmi. Bak çok ufak bir anımı anlatayım. Antalya Film Festivali bize nasıl kıydınız? En iyi oyuncu ödülünü ben aldım. Yani en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım ama resmi değil. Yılmaz Atadeniz aradı beni. Oğlum dedi hemen gelmen gerekiyor. Ödülü sana veriyorlar. O da jüride. Hülya Hanım da efendime söyleyeyim jüri başkanı. Günaydın gazetesi yanlış bir haber çıkartıyor. Atatürk düşmanı ama manşetten Atatürk düşmanı filmin oyuncusuna en iyi erkek oyuncu ödülü verecekler. Sonra benden özür dedi rahmetli sahibi şu anda adını hatırlamıyorum. Yakışıklı bir adamdı ya. Hatta işte vuruldu çocuğunun önünde. Neydi şimdi adını? Adını aklıma gelmiyor. Sonra benden geldi özür dedi ne yapabiliriz senin için dedi falan filan. Neyse. Hülyan diyor ki bu İslamcı film diyor. Biz diyor Yalçın'a oy vermeyelim. Benim iki oyum var. Mehmet Aslan Tüy'e Yenge Sepeti'yle verelim diyor. Mehmet'i severim. Mehmet'in ne suçu var? Mehmet alıyor ve ben yoldan dönüyorum. İnan buna yaşadım ben. Yaşadım ben bunu. Bekir Kutmangil. Bekir Bey Allah rahmet eylesin. Sonra biz de iki gün bunu manşet yaptık. Yanlış istihbarattan yaptık. Özür dileriz senin için ne yapabilirim demişti. Ama doğru anladım ama değil mi? Hülya Koçyiğit film İslamcı diye senin en iyi erkek oyuncu ödülünü almanı istemiyor. O kadar. Bakın yıllara bu kadar. İşte, şimdi olsa Oscar verir. Ve benim hayalimdeki en büyük isteğim o ödülü almaktı. Ödül almak çok önemli bir şey değil. Halkın gözünde ödüllendirilmek daha önemli ama düşünsenize çok gençsiniz ve 30 yaşınızda en iyi Antalya'da erkek oyuncu ödülüne layık görüyorsunuz. Yılmaz Atadeniz yani arıyor. Yalçın bağırıyor bana aldın. O zamanlar Serpil'de Merve'ye hamile gidemiyordum. Bir kere ilk gün gittim açılışına. O meşhur kortejde bulundum. Coşkun abi, Tecavüz Coşkun. Nuri Alço falan ben onları çok severim. Sinemanın gerçek emekçileridir çünkü. Hepsi de beyefendi insanlardır. Hiç o sinema karelerinde göründüğü gibi değil. Özellikle Coşkun abi. Ondan sonra oradan dolaştık döndüm ben tabii. Serpil hamile. Her an doğum yapabilir. Zaten kızım 12 Eylül doğumlu. Antalya Film Festivali de Eylül'ün başında yapılıyordu o zamanlar. Tam yola çıktım. Takım elbisemi ayarladım. Bilmem ne. Yola çıkacağım. Tekrar telefon geldi. Hülya Hanım iki oy hakkını Mehmet Aslan'dan kullandı. Neden dedim? Müslüman, aşırı Müslüman vari, dini duyguları öne çıkaran film dedi. Film diye vermemiş. Ben aykırı filmlerde çok oynadım. Mesela Leyla ile Mecnun bizim efsanemiz. Ben de Türk'üm.
elhamdülillah diyeyim. Ama ben Memozin'e oynadım. Beni Diyarbakır'da, Midyat'ta, Mardin'de, Nusaybin'de çok severler hala. Mem ile Zin. Yani Memo ile Zin'in aşkı. Ne bileyim Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun. Kürt efsanesi. Musa Anter'i orada tanıdım. Allah rahmet eylesin. Yani kendisiyle tanıştın mı? Kendisiyle tanıştım. Evine dahi gittim. Nasıl biriydi? Ve tehdit edildim o filmde. Kızımı kaçırmaya kalktılar o filmi. Çünkü hiçbir yürek o filmde oynamaya cesaret edemiyordu. Kimden cesaret etti? Ben Halil Ergün. Bir de unutuyorum işte ben yaşlılık başladı. Bir de hepimizin sevdiği, hatta bir ara linç kampanyası Füsun. Hmm. Emirel. Füsun de Emirel. Gittik oynadık layıkıyla ve yani Diyarbakır'da girdiğinde kapı çerçeve kırıldı izdihamdan. 12 seans günde. Sonra Show TV 6 yayınladı. Tamam çok başarılı bir film değildi ama anlamı çok önemli olan bir filmdi. Yıllar sonra ilk defa bir Kürt aşk efsanesi. Onlar da insan. Bizim senin benim gibi yani ben öyle Kürt, Türk, Yahudi bilmem ne Hristiyan hayatımda ayırt etmedim. Çünkü biz zaten onlarla büyüdük. Benim Şişli'de 5 daireydik. 4 Yahudiydi. Müseviydi yani. Yahudi bile demezdik biz. Utanırdık. Müseviydi. Ayıptı Yahudi demek. Müsevi derdik ve onlar inanın bizim sevdiğimizden daha fazla severdi ülkemizi. Onların ülkesiydi. Sonra gittiler. Ben Madame Rosa'yla, Madame Ines'le yetiştim. Maalesef. Madame Ines öldüğü zaman annemi hastaneye kaldırdı. Komaya girdi üzüntüden. Rum vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız Şişli de hepsi oralarda, Kurtuluş'ta, Feriköy'de hepsi orada yaşarlar. Pandaltı falan hep çok daha güzeldi. Hep Ermenilerin, Rumların çok eskiden Laleli vesaire, Kurtuluş, Bakırköy, Pandaltı, Beyoğlu öyleydi. Son bir soru soracağım. Şimdi Allah rahmet eylesin. Galatasaray'la ilgili bir şey soracağım. Galatasaray'la çok iç içesin doğal olarak. Yeni transferleri sormayacağım tabii. Bu Gülen meselesi televizyonda da çok etkiliyken, Fethullah Gülen etkisi, haber merkezlerinde de çok etkiliyken, Türkiye'de futbolda ve Galatasaray'da da çok etkili oldu. Bir, o konuda ne düşünüyorsun? Türkiye'de tarikat cemaat ilişkileri futbolda ne durumda? Bir de iki, şimdiki başkan hakkında ne düşünüyorsun? Biraz öfkeli millet başkana, hiçbir şey olmuyor diye bu ikisini yani, sorup bitirmek istiyorum. Şöyle, Dursun Başkan'ı severim, sayarım. Galatasaray'a çok büyük hizmetleri var ama dengeleyemiyor. Dengeleyemiyor. Yani tabii ki o Murat Bey'deki manzara hiç hoş değildi. Hangisi? Yani avuçların işte, evet o hoş değildi. Ama ben Dursun Başkan'a oy verdim seçimde. Çünkü gerçekten mali açıdan Galatasaray zor durumda zor durumdaydı. Biraz rahatlattı ama tabii ki yapılan haksızlıkları da unutmuyorum. Özellikle yani taraftarın sevgisi olmuş, transferi canlandırmış bir şey bu yapılmaz. Erden Timur. Erden Timur'a, Erden Bey'e bu yapılmaz. Yani adama sen de mi Brutus derler. Yapılmaz. Ama Galatasaray iyi yolda. Dün de izledim hazırlık maçını. Hazırlık maçı ama iyi bir takım var. Özellikle Zabe, Hakim Ziye bu sene çok iyiler. Fenerbahçe çok iyi. Zaten başında bugüne kadar en önemli işleri yapmış. Müthiş bir kariyerli bir hoca var. Ve Fenerbahçe maçında izledim tamam. Daha hazır değiller ama hocadan hocaya saygı duyuyorlar. Futbolcular. Yani gene ikisi arasında büyük bir çekişme olacak gibi geliyor. Hangisi önde dersen bilmem. Bana çünkü en sevmediğim soru kim şampiyon olacak abi? Abi Münir'in akrabalığı mı var? Futbol. Ben de... Nasıl olabilir? Yani nereden bileyim ama ikisi daha düzgün. İkisi diğer takımlara göre bir tık değil, bir hayli tık öndeler. Benim Fenerbahçeliğim şudur. Fenerbahçe küme de düşse, amatörde de oynasa, halı sahada da oynasa Fenerbahçe Fenerbahçe'dir. İster şampiyon olsun ister. Benim için öyle. Sen 11 sene görmedin. Ben 14 sezon, 13 yıl
görmedim. 14 sene. Fatih Terim oynuyordu da o yüzden. En güzel günlerinde ben Galatasaray'ın sadece Türkiye Kupası'nı gördüm. Ama sizin bir sebebi vardı. Fatih Terim sahadaydı da o yüzden olamıyordunuz. O futbolu evet, bıraktı Fatih şampiyon. Fatih Hoca futbolu bıraktı şampiyon oldu aslında. Sürekli Fatih Hoca ya Donanma Kupası alır kurayla ya Türkiye Kupası alır. Allah uzun ömür versin. Onunla da aram çok iyidir. Çok kamplarda falan çok beraber teşvik mesaimiz oldu. Ama işte dediğim gibi çocukluğumun gençliğe uzanan yolunda hiçbir Galatasaray şampiyonluğu görmedim. Buna rağmen hiç değiştirmedim kendimi. Sana da tavsiyem soğuma. Ben Fenerbahçe'den asla soğumam. Sadece kombini almaya kalktım yeniden. Ben öyle davetiye mavetiye işlerinden hoşlanmıyorum. Çok pahalı. Ben de hoşlanmıyorum. Yani geçen sene birkaç yani bilet bulamadığımız maçlarda çok sevgili bir arkadaşım davet etti ama senin sarı basın kartın yok mu? Ben oraya gitmiyorum. Oradakiler suratsız hepsi ya. Ben öyle sevmiyorum. Ben tribünde herkesle beraber ayağa kalkacağım, bağıracağım. Güzeldi. Ben pasolik çıkartmak istemediğim için oraya gidiyorum. Haklısın. Ama pasolik oraya gittiğin zaman da pasolik hiç yani dünyanın en saçma hareketi pasolik. Evet ama şöyle bir şey var. Ben maçlara gitmiyordum. Gitmeye başlayınca mecburen çıkarttım yeniden. Oradaki sorun da şu. Basın sanki basın tribününde şey izliyormuşuz gibi. Çok ağır bir belgesel izliyormuşuz gibi. Sanki dünyanın en önemli entelektüel sorunuyla karşı karşıyaymışız gibi. Yani ben aşağıda Fenerbahçeli gibi davranıyorum. Üzülüyorum, seviniyorum. Hiç şüphe olmasın. Ben basın tribünü falan kaç defa ceza yedim Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden. Çünkü gol olunca ben bağırırım. Basın tribünü de olsa. Tarafsız basınım yani. Şu Fethullahçılarla ilgili var mı tanıklığın? Şöyle bir şey. Ben o dönem futbolculara çok yakındım. İsim vermeyeceğim. Herkes biliyor. Zaten her tarafta da yazıyor, çiziyor. Bu olay olduktan sonra ben bayağı tırstım. Çünkü o hiçbir FETÖ'nün F'siyle alakam olmadığı için zaten bütün çevremde bilir. Ben öyle şeylerde inanmam. Hayatta da yani adamı hayatta görmedim, hayatta elini bile tutmadım. Meğerse bunlar hepsi görüşüyorlarmış çoğu. Ve benden sakladılar. Hatta bak inan, yemin ediyorum. Telefonda konuşuyorlardı. Hoca işte başarılar diliyormuş. Hoca hangi hoca? Nasrettin Hoca mı diyordum. Bana söylemiyorlardı. İnanın bana söylemiyorlardı. İsim ver. Maçtan önce mi arıyor Fethullah Gülen? Evet arıyordu. Arıyormuş. Sonra ben taşları birbirine oturtuyorum. Bilmiyorum ki o anda. Ben oturuyorum mesela birinin evinde. Bir ay içiyorum maç seyrediyorum. O anda telefon çalıyor. Tabii cep telefonu yok o zaman. Ya da yeni yeni çıkmaya başlamış. Arıyor yapıyor. İşte hocam hangi hoca ya diyorum. Boş ver diyor bana. İsmi lazım değil. Boş ver bana diyor. Nasrettin Hoca oğlum diyor. Vallahi de billahi de yemin ediyorum bilmiyorum. Ama meğer öyle bir sızmışlar ki takıma. Yani onun ismini verebilirim. Galiba İsmail'den başlamış. Evet. Yani öyle değil konuştu, mi? İsmail. Oradan girmişler. Sonra yayılmışlar bütün kulüplere. Zaten Hakan Şükür biliniyor zaten. Ötekiler tartışmalı. Annesiz isim isteme. Yok istemiyorum. İnan yani. Gerçekten bana çaktırmadılar ya. Ben enayi gibi hiç. Ben zaten tüyerdim öyle bir şey olsa. Sen zaten. Tarikat işlerini sevmem ben. Hayır zaten şöyle. Şöyle bir durum var. Sen kafayı çekiyorsun orada. Bira içiyorsun. O sırada evet, acı hoca bira içiyorum. Onlar tabii içemiyorlar. Meğer içmemelerinin sebebi de başkaymış. diye düşünüyorum artık. Ya mesela başka futbolcular vardı. Mesela onlar işte bir tane kadeh şarap bir bira içerlerdi. Şu anda yok mesela. Şam'dan'a giderdik. Bizim merkez Şam'dan'dı. Her maçtan sonra giderdik. İşte Ümit Davalısı falan onun ismini vereyim. Onun çünkü öyle şeylerde iş, öyle taraflarda bezi yoktur. Ümit Davalı'yla içerdik. Ama tabii ben içiyorsam onunla bir içerdi. Yani sonuçta futbolcular. Ama ben hiç görmedim, şahit olmadım. İnan buna. İnan. Zaten şahit olsam o tip
takım elbise giymek bana uymaz. Son şunu sorayım. Şimdi Acun Fenerbahçe'de as başkan oldu. Ben de tabii takip ediyorum. Sen de popüler bir Galatasaraylısın. Böyle bir ismin Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı'nın katkısı olacağını düşünüyor musun? Yoksa bir gerilim mi olur? Çünkü Acun şunu söyleyeceğim. Acun bana ön yargılısın demişti bana karşı. Olmadığım için şimdi daha nesnel bakmaya çalışıyorum. Ne düşünüyorsun o konuda? Acun Fenerbahçe için bir şanstır. Fenerbahçe'de Acun için bir şanstır. Ama tabii kim daha büyük dersen Fenerbahçe büyüktür. Kimler geldi, kimler geçti. Ama şu var. Acun varını yoğunu Fenerbahçe'ye verebilecek bir insan. Biz Telebole döneminde o da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Ama çok mütevazı bir insandır. 4-5 sene ya da 6 sene önce bir önemli bir otelde Milliyet'in spor gecesi ödülleri vardı. Ben de davetliydim. İnan bir kilometre daha koştu. Yalçın abi nasılsın diye boynuma sarıldı. Acun, şu andaki Acun'du yani. Öyle mütevazı olan insanlar her zaman başarılı olurlar diye. İnşallah Fenerbahçe'ye de yararlı olur. Hem futboldan anlıyor. Bir kere anlıyor. Biliyorsun bizim en büyük sorunumuz yöneticilerin futboldan anlamaması. Yani hem futboldan anlıyor hem umarım aslında ummam da Ali Koç'un değerli Ali Koç'un artık antrenörlere ya da teknik heyete karışmaması ki karışamaz Mourinho'ya Fenerbahçe'ye başarı getirecektir diye düşünüyorum. Ya bugüne kadar başarılı olmak nedeni hep teknik direktörlerin direktörlere müdahale, bir sene çalış git, bir sene çalış git, sen son derece lüks bir araba alıyorsun, kamyon şoförünü getiriyorsun, teknik direktör yapıyorsun. Olur mu? Oo. Kim için söyledin bunu? Tahmin edersin. Ama şimdi lüks bir arabam var, birinci sınıf yani F16 ya da pilotu getiriyorsun. Fenerbahçe'ye bu yakışırdı. Ve ben inan Enver, ben bunu kimse yokken 3 ay evvel haberini aldım. Mourinho haberini. En yakın arkadaşım Fenerbahçelidir. Çocukluk arkadaşım hasta Fenerbahçelidir. Ona söyledim inanmadı. Hadi ya dedi. Sonra özür dedi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel. Keyifli bir sohbet oldu. Şu korku filmini çok merak ettim. Ben korku filmlerine çok prim vermem. İzleyeceğim. Bak inan Enver. Altına imzamı atarım. Korku filmleri bana çok komik geliyor. Evet, Türk korku filmleri bayağı komik geliyor. Ama bunda saçmalık yok. Çünkü yönetmenimiz gerçekten Savaş Hoca çok iyi bir yönetmen. Bu işin toprağından gelme. Toplantılar yapıyoruz. Şu anda sette kimse yok. Bir tek ben varım. Kafa kafaya verdik. Set hafta sonu başlıyor. Oyuncular gelecek. Zaten çoğu no name. Çoğu değil. Bütün kadro no name. Ama senaryo hiç durmuyor. Birinci sahneden sonuncu sahneye kadar. Ve inanıyorum ben arkadaşlarımız abartılı oynamazsa film zirveye girer ve 10 tane çekeceğiz bundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 diye. Evet. Öyle anlaştım. Bakalım hayırlısı. Vallahi hayırlısı olsun. Ben korku filmlerinden korktuğum için izlemiyordum. Ha, bu arada ismini söyleyeyim. Yüzük. Yüzük. Bir uzun ismi var. Elizade, onu bilmiyorum. O dilime yapışmıyor. Yüzük. Yüzük. Peki ben burada kötü bir espri yapmayayım. Siyasal film olsaydı yüzük ne olurdu tahmin edersin. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu böyle oldum. Devamlı görüşelim. Tamam babayı da bekliyorum ben. En güzel. Hatta Nagihan'ı da. Ama. Nagihan en son bana dava açtı. Geçen gün telefonda ciddi konuştuk. Misin? Vallahi dava açtı bana. Ya dedim Nagihan bana niye dava açılır mı ya? Bana niye dava açtın dedim. Sen dedi bu olaylardan önce Rasim'le olaylarından çok önce ben bir yorum yapmışım. Öyle diyor. Ya Nagihan dedim ben hayatım boyunca kimsenin özel hayatıyla ilgili bir yorum yapmadım. Bence davayı Nagihan açmadı. Avukatlar standart açıyorlar. Nagihan da geri dönemedi diye düşünüyorum. Peki savcılık etti mi? Ya bence düşürecekler şeyi. Çünkü bir şey söylüyor. Kazanamaz. Ama işte bir de Nagihan'la uğraşıyoruz yani. Abi ne günlere kaldı.
artık. Yani telefonla konuşurken, mesajı atarken böyle düşünüyoruz. Acaba karşımızdaki dava açar mı? Yoktu bunlar ya, böyle bir şeyler. Yoktu. O yüzden tablo böyle. İyi, hadi bakalım. Korku filmine devam. Türkiye zaten yeterince korku filmi görüyor. Seninki bari. Instagram'dan bize... seni etiketledim. Bugün paylaşımı görmedim. Bakarım şimdi. Hemen şey yapalım. Hafta sonu, asıl hafta sonu şey yap. Kısa kısalar çok gidiyor. Cumartesi, pazar bu acayip tamam. İzlenir. Tamam. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Seni görmek. Kesildi. Yalçın, seni de görmek çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, yayınımızı tamamladık. Yalçın Dümer'le ben çok eskiden Bildur sayesinde tanışmıştım. Yıllar sonra takip ettik. Bambaşka bir hayat, bambaşka bir kariyer, bambaşka dostluklar ve yine çok ilginç şeyler öğrendik.